Sevgili teraziler, özellikle terazi bayanlara bu hafta itibariyle biraz vücudunuzda şişkinliklerle uğraşacağınızı söyleyebilirim. Özellikle diyete başlamış teraziler varsa geçtiğimiz haftalarda tutulma videolarımızı izlediğinizde diyetlerin tutulma zamanlarında daha etkili olduğunu söylemiştik. Eğer siz de diyete başlamış bir teraziseniz, hala kilo veremedim ya da bu hafta vücudumda ne kadar çok şişkinlik var diyorsanız vücudunuzda ödem fazlalığını fark edeceksiniz. Siz de bu biraz da sinir sisteminizi tetikleyebilir sevgili teraziler. O yüzden bol bol sıvı ve özellikle yeşil bitki çaylarına birlikte hem yeşilliklerle hem de bitki çaylarına vücudunuzdaki bu ödemden kurtulabilirsiniz sevgili teraziler. Bunu da dipnot olarak vermiş olalım. Gelelim hayatınızın devamına baktığımızda özellikle aşkla alakalı diyet yapmak isteyen teraziler de olabilir. Bu hafta özellikle terazi burcu insanları etrafınızdaki kişilere ve özel hayatınızdaki kişilere çok fazla böyle zorlayıcı etkiler sergileyeceksiniz. Bilemiyorum artık diyetten mi diyete başlayan teraziler belki de agresif olur diye cümleler kuruluyor ama diyetten midir bilemem ama siz karşınızdaki insanlara aşk diyeti ya da dostluklarınızdan ciddi bir diyet uygulayacağınızı düşünüyorum. Çünkü gökyüzündeki etkiler karşınızdaki insanları Satürn etkisiyle birlikte çok fazla sınavlardan geçireceğinizi ve onları zorlayacağınızı işaret ediyor. Bence biraz daha eğer bunu hak etmeyen insanlar varsa ayrıştırmanızda fayda var. Yoksa çok uzun zamandan beri devam eden arkadaşlıklarınızı, dostluklarınızı kırabilirsiniz sevgili teraziler. Ama iş hayatınızda ve özel hayatınızda da enerjinizin çok yüksek olduğunu söyleyebilirim. Enerji yüksekleri her zaman için güzel işler başaracağı ya da güzel enerjiler sergileceğini söyleyemeyiz. Bazen enerji yükseklikleri fark etmediğimiz hatalı yapmamıza sebebiyet verebilir. O yüzden gözünüzü dört açın. İnsanları çok fazla kırmamaya gayret edin. Ama hak edene de hak ettiğini verin sevgili teraziler.